Bu yıl adına verilen ödülün Tezcan Karakuşlarına verilmesinin de önemli bir simgesel anlam taşıdığının bilinciyle onun bir dizesiyle selamlamak istiyorum. Şöyle diyor. Ankara'da adlı şiirinde 1960 yılında yazmıştı bu şiiri. Şimdi Ankara'da bir dedikodu çok tutulan. Şah Hazretleri'nin ferah divası, her ömrün baharı bir kuştur uçan, terzi gönyelerinde gölge modası. Bayıldım. Çok yürümüş yollarında. O tatlı ev seferine memurların, ekilmiş toprağına çil çil para, büyüyor gökdeleni Ankara'nın. Sevgili Karakuş, Ankara'nın talan edilmesine, o gökdelenlerin her tarafımızı kuşatmasına isyan eden, itiraz edenlerden birisi olduğu için öyle zannediyorum. Dedrek Gürcan'ın bu dizeleriyle buluştu. Bu emek ödülünün de ona verilmesi bir anlam kesişmesine uğradı ve isabetle de oldu. Nedret Gürcan, Türkiye'nin aslında hafızası. Yani hem yayıncılığının hafızasıdır, hem kasabasıyla kent arasındaki duyarlılığının hafızasıdır. Ama aynı zamanda da giderek eşyayla çoğaldığımız, eşyayla anıldığımız bu çağda bizim insan kalan, hayatta buluşabilecek diri yanlarımızın simgesidir. Yani Nedret Gürcan'ı simgesel anlamda bizim bu kuşağın özellikle değer olarak buluşturduğu tarafı odur. Şimdi ilk şiiri 1948 yılında Atilla İlhan'ın yönettiği Yeni Anadolu gazetesinde çıkıyor ama arkasından 1951 yılında biraz önce Ahmet abinin isimlerini andığı Cengiz Tuncer, Tarık Dursun Kalkınç ama özellikle bu derginin künyesinde Cengiz Tuncer'in ismi vardır. Kervan dergisini çıkarıyorlar 1951 yılında. Ekim ayında yayınlanıyor. Burada Atilla İlhan gibi ya dönemin de günümüzün de önemli isimlerinden edebiyatçıların ürünleri yer alıyor. Samim Kacagöz'ün ürünleri yer alıyor. Bir dünyaya açılma işidir. Yani buradan baktığınızda zaman zaman onun taşrayla kendisini tanımlamasını ya da oradan saymasının başka bir anlamı var. Yani Nedret Gürcan tıpkı Türkiye'de köy enstitüler üzerine bir köycülük vurgusu yapılır ya, sanki köy enstitüleri köylülüğü kökleştirmek kurumlarıdır. Oysa sanatın, müziğin, tiyatronun çok sesliliğin olduğu bir ortamda köylülüğü esamesi okunmaz. Köy enstitüleri bizim kentleşmemizin, çağdaşlaşmamızın, modernleşmesinin, cumhuriyet modernleşmesinin simgesidir. Ama Nedret Gürcan da aslında bizim İslam skolastiğinin sıkıştığı o kasaba kültüründen kurtulmamızın simgesidir. Dinar gibi bir kasabada 1950'li yıllarda şairler yaprağının çıkarılıyor olması ki ilk sayılarından bir tanesi budur. Yani o yıllarda önce böyle bu boyutlarda yayınlanır dergi. Başka bir şeydir. Yenilikçidir ve bunları hayata geçiren bir isimdir. Çünkü Dinar da o tarihe kadar hurufatın, matbaanın adının olmadığı bir dönemde Dinar'a kurbanların kesilebileceği törenlerle matbaayı getiren isimdir. Bu onun nasıl bir atılımcı, yenilikçi bir isim olduğunu, edebiyatçı sadece donuk, böyle donmuş kalmış eylemlerin içerisinde bir isim değildir. Aynı zamanda bir aktördür Nedret Gürcan. Yaptığı her işte aktördür. Yani Şairler Yaprağı bunun bir örneğidir. Dinar'da bir basım evinin olması bir aktörlüktür bu anlamda. Siyasi aktör olarak da vardı. Belediye başkan vekilliği, bir partinin aşağı yukarı 14 yıl kadar ilçe başkanlığını yapmış olması. Ama oradan Türkiye'nin en saygın gazetelerine, örneğin Milliyet Gazetesi'ne ki Ali Gevgirligil ve Abdi Pekçi gibi isimlerin yönettiği bir dönemde dizi yazılar yazıp onların övgüsünü kazanmış bir gazeteci kimliği, bir siyasi kimliği var. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde, yani ve sonra Şairler Yaprağı'nın son halleri de böyle ve az önce yine Ahmet abinin vurguladığı gibi o 57 yanılmıyorsa Akis dergisinde yayınlanan istifayla da Şairler Yaprağı matbaada daha basılma aşamasındayken içinde de Ahmet Arif'in bir şiiri yer alacaktır ve o baskı makinesinde durdurularak yayınla son vermiş oluyor. Bu Türkiye'nin siyasi tarihi, edebiyat tarihi ama bir bütün olarak kültür tarihi içerisinde
geldiğimiz yeri, durduğumuz yeri tanımlaması açısından da çok anlamlıdır. Nedret Gürcan kalabalık bir yalnızlıktır. Ya kalabalıktır çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın başka yerlerine de ulaşır. Bizler daha 1990'lı yıllarda tanımaya çalıştığımız, örneğin Bitlis'ten Amerika'ya gitmiş Ermeni kökenli öykücümüz William Saroyan'ı 1951 yılında onun çıkarmış olduğu Kervan Dergisi'nde görürüz. Oradan oraya köprü olabilmek, o kültürel köprüyü bir bellek olarak bugüne taşımak ancak Nedret Gürcan gibi o kalabalıkların yalnızlığını yaşamış insanların erdemli kişiliğiyle mümkündür. Bunları kendisini bugünün deyimiyle vitrine oynayan, ne bileyim o popüler kültürün bir aktörü olmak için ortalıklara düşen insanların yapması mümkün değildir. Biz bugün iyi kötü bir edebiyat, bir kültür belleğine sahipsek, burada Nedret Gürcan gibi isimleri, özellikle de onun çok büyük bir emeğinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu belleği bizlere taşıdığı, yaşattığı için de kendisine saygıyla, minnetle şükranlarımızı sunuyoruz. Ben böyle bir özetlemeyle noktalayayım.